Bismillahirrahmanirrahim. Salatu vesselam ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala Resulina Muhammed'in salavat. Telefonlarınızı açıyorsunuz. Belki unutmuşsunuz. Bak, hemen bir şey söyleyeyim size. Risale-i Nur'da fazla meşgul olamayan nerede ne var bilemez. Bilmiyor tabi. Hangi görsün nerede var? Nereden önce temel içtimaiyette? 14 takımdır. Ama şöyle dershanede yapıldı burada. O zamanında iştahıyla yapmıştı. İslam Prensipleri Ansiklopedisi diye baskısı yoktu. Bir depoda 50 takım buldu. Daha basılmıyor. 50 takım buldu. Bir depoda. Bir vesileyle buldu. Nedir biliyor musunuz bu? Mesela iş yerinde veya evde hangi mevzuyu arıyorsun? Risale-i Nur'da. Alfabetik. Alfabetik mevzular toplanmış. Mesela şimdi Şuur-u Selase'de bir yer okuyacak. Ondan sonra ben külliyatı geçeceğim. Ama sizin için çok lazım. 50 takım ama şu anda elimde yok. Bir yerde buldum. Dedim ki 50'si de bana aittir dedim. Ona el koydum. İyi yaptım değil mi? Hatta çünkü isteyen çok. Malum aklınız olsun. Yani ansiklopedi ismi ama hiç alakası yok. Mesela başka güzelliği de şu. Külliyatta seni bağlar. Mesela sakal meselesi. Şeriattaki delili nedir? Tamam mı? Bir sürü vacip diyen var, farz diyen var. Tamam. Bu sefer şeriattaki delilleri de var. Toplamış. Regaib gecesini biliyorsunuz nasıl bu akşam. Ben kısaca bir şey yapıp ondan sonra derse geçeceğim. Hazreti Amine'nin Fahr-ı Alem Efendimiz'i hamil olduğuna bu gecede itibaren mutlaka olmuş. Hamile ona olduğuna. Öyle diyen ulema var. Ben atlaya atlaya okuyorum. Maaz-ı Leyle-i Regaib pek mübarek bir gecedir. Rağbet edilme manasında. Zaten Regaib nefis, mergub, bahası ağır ve çok ata ve ihsan manasına olan ragibenin cemidir. Bu geceye yani çok rağbet edilmiş. İbadet ve ihyanın sevabı pek çoktur. Fakat bu gecede kılınacak namazın mesnuniyeti, mendubiyeti hakkında kuvvetli bir delil mevcut görülmemektedir. Yani böyle bu geceye ait has bir namaz yoktur. Kısaca malumat verdikten sonra da geçeceğim de. Yani öyle bir cemaat zaten teravih namazından başka hiçbir namaz, nafile namaz cemaatle kılınmaz. Tesbih namazı bile cemaatle kılmak mekruh. Ancak şu cevaziyeti vermiş ulema. Bir yere gitmişsin, kılmayı bilmiyorlar. Yani Türk-i Cumhuriyetleri bilmiyor. Onlara öğretmek adına. Şey de öyle ya, müezzinlik. Asıl saadette, tabi-i tebe-i tabi zamanında herkes kendisi yapardı. Ben imama niye bağlı olacağım duvarına? İmam yapacağım, ben de yapmak zorundayım. Belki ben daha fazla yapacağım. Ha? Veya onun lafzına ben mahkum değilim. Ama halk öğrensin diye dinden ne kadar uzaklaştırılmışsa o zaman cemaat halinde yapılmış ki istifade edilsin diye. Bu gecede toplanıp regaib namazını cemaatle kılmanın bir bidat olduğu tavsiye edilmektedir. Zaten teravihten başka hiçbir nafile namazını birbirine çağırarak cemaatle kılmak kerahatın hali değildir. Ama ben de mesela tesbih namazı kıldırıyorum. Mesela almayan. Sebebi bilinmediği için yani öğrenilsin diye biraz önce bahsettim. Ben de işte onu diyordum. Ben de tesbih namazının mekruh olduğunu bilen insanım. Yani cemaatle kılmanın mekruh olduğunu. Ama kıldırıyorum. Kıldırdım yani. Yani
yurt dışında kıldırıyorum. Niye kıldırıyorum? Bilinmiyor da onda öğrenilsin diye. Ondan sonra bu kadar. Şimdi tevhide dair bu gürültü geliyor galiba. Bunu kapatalım. Tevhide dair dört küçük remizdir. Birinci remiz lemalar, 17. lema 135, 14. nota. Ey esbab perest insan, acaba garip cevherlerden yapılmış bir acık kasrı görsen ki yapılıyor. Şimdi önce bir misal veriyor. Misal veriyor da. Onun üzerine dikkatli binen çık. Şöyle bir kasır düşünün. Yani bir saray. Onun yapılmasında kullanılan malzeme çok ilginç, güzel bir misal. Çok antika şeyler kullanılıyor. Onun binasında sarf edilen cevherlerin bir kısmı yalnız Çin'de bulunuyor. Kapatsana, kapat. O sarayda yapılan ve kullanılan malzeme Çin'de bulunuyor. Diğer kısmı Endülüs'te. Endülüs'te neresi? İspanya. Bak usta teslim etmiyor. Yani burada da mükemmel bir terbiye usulü var. İspanya demiyor, Endülüs diyor. Bizimdi yani, bizim. İnşallah bizim olacak. Endülüs'te bir kısmı Yemen'de, bir kısmı Sibirya'dan başka yerde bulunmuyor. Yani bir saray yapılıyor. Misal almazsak çok güzel kavrarız mevzuyu. Saray yapılırken sarayda kullanılan malzeme kuzeyde Sibirya'da, güneyde Yemen'de, doğuda Çin'de, batıda Endülüs'te bulunuyor. Ortada bir yer ve bir saray yapılıyor. Bunun malzemesi yani. Sarayın yapıldığı yerde malzeme alınıyor. Başka yerde toplanmış. Yok çünkü öyle bir malzeme. Binanın yapılması zamanında aynı günde, bu da misali püf noktası, bina yapılırken aynı günde şark, şimal, gat, cenuptan o cevherli taşlar kolaylıkla celp olup yapıldığını görsen. Şimdi bina yapılırken doğudan, batıdan, kuzeyden, güneyden aynı gün malzeme geliyor. Onu görsen. Hiç şüphen kalır mı ki o kasrı yapan usta bütün küre arza hükmeden bir hakimi mucizekardır. Şimdi mesele bitti. Mesele anlaşıldı galiba. Yani aynı gün Çin'den, Endülüs'ten, Sibirya'dan, Güney'den aynı gün malzemeyi getiriyor, bina yapıyor. Beklemiyor. Buradan gelirken buradan da geliyor aynı anda. Böyle bir kasır. Tamam. İşte her bir hayvan öyle bir kasrı ilahidir. Her bir hayvan böyle bir garip bir kasırdır. Yani saraydır. Hususan insan. O kasırların en güzeli ve o sarayların en acibidir. Değil mi? Yani kasırlar var ama kasırların bazı da şatolu değil mi böyle? İnsan hayvanların içinde malum daha garip. Şimdi o malzeme ne demektir? Harika bir şey yani. Ve bu insan denilen sarayın cevherli, insan denilenden kasıt ceset değil. Ceset değil. O hatırlarsınız bir misal vermiştim. Hem teneffüs ettireyim değişiklik olsun. Almanya'da bulunurken bir ceset tabii oluyor çok. Cenaze oldu. Eve gittik. Babası yıkanmış. Odaya konmuş bir yere. Yani insan cesetle değil. Ne başıma gelen bir hadiseyi anlatacağım ona. İnsan cesetle değil. Odada ketenle sarılmış yatıyor. İçerideki odadayız.
Orada işte Kur'an işte falan sohbet oldu. Herkes gidene kadar o mahallenin, o şehrin imamısın. Ondan sonra en sonu bekledim. Ben de gidiyorum dedim. Ama cenazeyi bekleyin. Birisi beklesin sırayla o. Çıkarken o adam, ölen adamın en büyük oğlu dedi ki, hocam dedi, bir görüşebilir miyiz dedi. E tabi görüş ama dedi, şey dedi. İyi dedim. Geçtik öteki odaya, Mehtan'ın olduğu yere. Hocam dedi, cesedi dedi, camiye gittirsek olur mu dedi. Dedim, kardeş, camide birisi bekleyecek. Yok yok, loşmana getirsek dedi, senin loşmanı. Sen bir odada yatıyorsun. Kardeşim, ya kurtlarsa ben ne yapacağım dedi. Kurtlarsa ben ne yapayım? Ben dedim lojmandan ötekim, sen gel ama. Hocam kurtlar mı dedi ya cesur. O ki niye bana veriyorsun? O ki kurtlamaz. Babanın neyi bana paket diyorsun? Baban değil midir dedim. Babam idi diyor. Nerede babam? O cesedi diyor babamla. Babam yok ki burada diyor. Ya en bak sarılıyor öptüğümüz insan ruh gidince herkes. Dedim kardeşim bana yardım et daha önce yıkayacağım yani de ve şey yap. Hocam birisini bulsam. Ya kardeşim sen için ya. Babası ya lan ben yıkayacağım da sen su dök bir yardım et yani kimse yok peki. Hocam dedim bir amcam oğlu diyor bu işlere daha yakın onu göndereyim. Ya. Ya biraz önce sarılıyordun ölmeden önce. Baba değilmiş yani. Babam idi diyor. Bak, insan denilen şu sarayın cevherlerine bak, ceset değil. Bir kısmı alem-i ervahtan takılana bak. Bir kısmı nereden? Ruhlar aleminden takıldı. Ruh. Bir kısmı alem-i misalde. Bir kısmı lef-i mahfuzda. Yani yapılıyor bakın, malzemeye bak. İnsan denilen mabet. Ve bazı alimlere göre kutsi bir mabetmiş. İbadet edilen bir camiymiş kendisi. Cem ettiği için cami olmuş. Ene burada ibadet ediyor. Cesette ifade ediyor diyor. İnsan kadar cami bir külliye yok ki. Bak, insan denilen bu harika mabedin malzemesi bir kısmı alem-i ervahtan, ruhlar aleminden. Bir kısmı alem-i misalden. Bir kısmı lef-i mahfuzdan. Diğer bir kısmı da hava aleminden, cesim, nur aleminden, anasır aleminden geldiği gibi. Hacatı, ihtiyaçları ebede uzanmış. İhtiyaçları ebede uzanmış. Arkadaşlar ne kadar ihtiyacımız var? Böyle ihtiyacımızın uzunluğu ne kadar? Sonsuz. Bana seni gerek seni dedim. Cennet bile ihtiyacın nihayeti değildir. Yani insanın tam cevabı değildir cennet. Zevklenme yeridir. Ama ruhsal yapısı itibariyle insan ancak Allah ile. Hani diyoruz ya, Ya Rabbi, hakikat-ı Muhammediye'de inkişaf ile mahiyet-i Muhammediye'deki fena-i mutlaka mazhar eyle Ya Rabbi. Yani fena-i mutlak, cennet, hayatiyet itibariyle en iyi karşılığıdır. Hissiyat ve duygular itibariyle, nefis itibariyle en iyi. Ama ruhunun karşılığı ancak Allah'tır. Allah'tır. Hani cennetten de üstündür ya, orada riyetullah mazar olan. İnsana baktığın zaman ihtiyaçları ebede uzanmış. Sığırın ot ve su. Tamam, bitti. Önü kesildi. Bağırdı sığır, ver otu, ver de suyu, bağırdı, bitti. İnsan duruyor mu? İşte o duygunun yönünün değişmesindendir ki dünya perest olmuşuz.
beka duygusunu fani yönelince bekayı fanide görmeye kalktık ve bütün gücümüzle fani beka bekalaştırmak için her şeyimizi koyduk ama bu sefer öyle olmadığını görünce insan fark edince buhran ve bunalım geçiriyor. Oysa herkes geçmiş asırlara göre çok daha mükemmel maddi imkanlara sahip. Ama geçmiş asırlara kıyas edilmeyecek kadar buhran geçiriyor. Siz fazla bilmiyorsunuz. Ben matar olduğum için söylüyorum. Yani buhran geçirmeyen bir insan yok. Ya dedim herkes mi dedi ya? Ya arkadaş bir halatı soracak. Halatı sormak için beni aramayacaklar mı hiç ya? Hep buhran, hep bunalım. Hep depresyon, hep sıkıntı. Acayip bir şey ya. Niye? El ceza o min cinsil amel. Ceza amel cinsindendir. Çaresi de yaptığın amelin içinde ara çaresini. Biberin içine lezzeti koyduğun gibi Allah. Hangi beşer zulmeder, kader adalet eder. Hangi efaline kadere fetva verdi ki Allah böyle bir tecelliye mazhar etti seni. Yani el ceza o ceza oldu ki min cinsil amel. Ceza amel cinsinden yani yaptığın hata cinsinden geliyor. O cinsten geliyor. Hacatı bedi uzanmış. Hacatı, ihtiyaçları. Oho! Bak bakalım dünyanın nesiyle memnun? Neyle memnun? Emelleri semavat ve arzın atlarına, arkalarına, yedi kat semanın arkalarına intişar etmiş, yaymış, neşre olmuş. Şu insana bak ya, burada duruyor ama 60 kilo ama yapıya bak, donanımına bak. Rabıtaları, alakaları dünya ve ahiret edbarından dağılmış bir saray acık ve bir kasır gariptir. Rabıtaları, bağlarına bak, bağ. Cennetle bağlı. Beka istemiyor musun? Şöyle düşünelim. Şurada bir perde var. Bende bir ip var. Mustafa ipin ucunu tut. Tuttu. Ben de tuttum. Gel. Ama burada perde var. Perdeden geçmiş. Mustafa'yı görmüyoruz. Ama benim elimdeki ip gergin. Göstermiyor mu ki bu ipin gergin olması karşıda ya birisi tutuyor veya karşıya bir yere bağlıdır. Eğer bağlı olmasa bu ip gergin olmaz. Aynı bu örnek gibi. Ben benim. İp de histir. Bekaisi yok mu bizde? Var. Gergin değil mi? Demek ki bakiye bağlı. Yani bakinin en güzel delili kendisidir. İnsanın kendisidir. O ki yok. Niye beka istiyorsun? Yani beka arzusu bir kişi de var, iki kişi de var da öyle denk gelmiş. Beşeriyetin umumi bir ihtiyacı değilmiş, öyle mi? Herkesin ihtiyacı. Peki, faniden alınmış olabilir mi? Yani bendeki beka nasıl olmuş? Annemdeyken ben pirinç pilavı yedi de oradan geçmiştir. Olabilir mi? Yani baki duygumuzun kaynağı fani olabilir mi? Bir anda her yerde olma isteğimizin kaynağı maddenin kendisi olabilir mi? Bir yerde bulunmaya mahkum olan şey olabilir mi? Yani cesedi kullanıyoruz ama cesetle alakası yok ki. Zaten ben şu anda cesedimi düşündüm ki hakikaten içinde de değilim ya. Şu anda konuşurken cesedimle de hiç alakam yok ki. Bak diyor ki İşaret Hicaz var. Bak ne diyor. İnsan tuhaf. Onun için Allah beni mi tanımak istiyorsun? Dur. Beni bırak. İlk önce kendini tanı. Diyor. Men arfe nefsehu
Fakat arafe Rabbehu. Beni mi tanımak istiyorsun? Kendini tanı. Ne, seninle ne alakası var? Beni göreceksin. İnsan neymiş? İnsan arzularına bak. İnsan santral gibi bütün hilkatın, yaratılışın nizamlarına, fıtratın kanunlarına ve kainattaki nevamis ilahiyenin şualarına bir merkezdir. Bu bir. İki bak. Cisme bakın. Buradayım ve buraya mahkumum cisim itibariyle. İnsan arza nispeten bir zerredir. Burası değil. Ha. İnsan arza nispeten bir zerredir. Değil mi? Dünyaya kıyas edersen zerredir. Zahire bakılırsa insan bir zerre hükmündedir. Zerre ne? Atom. Kainata göre, dünyaya göre, galaksilere göre, samanyoluna göre neydi? 60 kilonun değeri mi var? Zerredir. Tamam, bak şimdi. Fakat insanın taşıdığı ruha, insanın taşıdığı ruha, kafasına taktığı akla, kalbinde beslediği istidada nazaran bu alem-i şehadet kaldır, insanı istiam içine alamaz. Kainat insanı alamıyor da. Ne demiş İmam Ali demiş, fakat diğerleri ne kullanılıyor da esas ondan hatırlıyorum. Diyor ki, insan odur ki, İnşallah tam ona yakın söyleyeceğim. İnsan odur ki bütün kainatı ona yerleştirilmiş. Bütün kainat ona sığmış. Kainat, Allah'ın dışında her şey. Arş-ı Azam, Arş, Kürs, Cennet, Cehennem, Cebrail, Azrail, İsrafil, hepsi. Ne varsa, yedi kat, Cennet, Cehennem hepsi. İnsana yerleştirilmiş. Ama bu insan kainata sığmamış. Gidiyor, böyle bir insan atoma mezar oluyor. Atom ona mezar oluyor. Kadına gömülüyor, paraya gömülüyor, şöhrete gömülüyor. Ne bileyim ya, basit basit şeylere gömülüp gidiyoruz. Mezar oluyor bize, mezar. Bak, insan cisim itibariyle kainata nispeten bizlere hükmedilir. Ama insanın taşımış olduğu ruha, kafasına takmış olduğu akla, kalbinde beslemiş olduğu istidada nispeten alem-i şehadet dardır, istiyap edemez. O ruhun arzularını, o aklın fikirlerini, o kalbin meyillerini tatmin, teskin ve terakki ettirecek ancak darul ahirettir. Ancak o ruhun arzularını, o aklın fikirlerini ve o istidatların meylerini tatmin ve temin edecek ancak alemi ahirettir. Dünyadayken beka ile besleniyoruz hepimiz. İmanı olan tabii. Bak. Beka var mı kardeşim? Var. Herhangi bedensel bir açlığınız var. Hemen gidermeye çalışıyoruz. Yani yoksa mide bağırıyor. Midenin açlığı enemdir biliyorsunuz. Arabanın benzini bitmesi, kırmızı lamba yanmasıdır. Hararet de öyle ya. Şimdi aynı araba misali gibi. Bak benzin biterse, araba hararet yaparsa, yandığı gibi insanın midesi de boşalınca, glikoz azalınca kanda, insanın yaptığı tesir açlık elemi diyoruz. Bu bir organ değil mi? Kalp de bir organ. Kalp de bir organ. Latifeler de organ, duygular da organ,
Kalp mesela midenin komşusu. Onun ihtiyaçları yok mu? O da yanıyor. Yani ısı yükselmiş. Tam 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 tam. İhtiyacı var, ihtiyacı var, ihtiyacı var, ihtiyacı var. Nedir o? Kalbi nasıl tatmineceksin? İşte bu verilmezse bunun adı, piyasadaki adı sıkıntı, depresyon, buhran, bunalım, göğsüm yanıyor. Tuhaf tuhaf şeyler geliyor. Yaşamaktan nasıl kalamıyorum? Ya bu ne biçim dünya ya? Kardeş, mideyi gittin kalbi aldın, doğradın, mideyi yedirdin. Midenin peşine uğraştın. Bu ne olacak? Bunu doyurdun, bu ne olacak? İhmal ettik. Peki, hani arabanın benzini bitince ne yapıyordum? Tım 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 bağırıyor değil mi? İşte kalp da, ruh da bitince maneviyatı bağırıyor. Lamba yanıyor. Nedir o? Sıkıntı. Buhran. Haber veriyor kardeş bir yerden. Yanıyor bir yer. Durdur kardeşim, su koy ya. Ha, bunu dindirmek için ne yapmışız? Doktor bey! Sıkıntı var doktor bey. Al sana bu ilacı. Ne? Uyu uyu yat uyu. Uyu. Depresyon. Yat. Yat. Hani kokul şeysin, busun, bu tarihlere kadar öyle okuttular ya bizi. Ali uyu uyu, yat uyu yat uyu. Oyna oyna Ali. Top at Ali. Başka iş yapma. Çalış yok. Beynimiz hep kazınmış bunlar. Uyu uyu. Top at, top at. Oyna. Oyna. Hasan abi, askerdeyken de sağ hazır ol. Gelince sağ uyguna durmaz. Ve yürürken de sol sağ sol. Sol. Oysa sağ sol sağ. 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 Demesi lazım ki. Ben de yolu tarif ederken diyorum ki, bazen denk geliyor. Diyorlar mutlaka böyle manyak nereden geldi diye. Şimdi yolun araba ile yıkarken bazen veya tarif ediyorum. Ben de diyorum ki, bak buradan giderken sola vuracaksın. Az ileride sağa döneceksin. Gene gittin sola vur. Hep sola mı vuracağız? Hep sola vuracaksın kardeşim. Sağa dönülür. Sola dönülmez. Sola vurulur. O da beynine kapanıyor. Bak garip garip bakıyor. Çünkü senelerden beri sol hep vurmuş bu millete. Allah inşallah yakında ona da vurmayı nasip eder. Hocam sol sadece siyasi olarak değil mi? Yani, Kur'an-ı Kerim'de de solda sağlık. Evet. Şeyi var, sadece siyasi olarak anlamasın diye anlaştık. Evet. Siyasi de anlasınlar canım. Siyasi de anlasınlar çünkü insan lemalarda şöyle diyor. Tarafgirsiz olamaz. Ama ifade etmeyiz. Tarafgir olamaz. Müslümanlar kendi aralarında bir taraftır. Bir. Tarafsız. Dini cemaatler hepsini Müslüman, Müslümanı sever. Kafirle Müslüman arasında tercih olursa biz bir taraf değiliz. Birdir. Re var. Bir tarafız. Orada değiliz. Buradayız. Ha, bizim cihadımız bir re'dir. Cihattır. Re kullanmayan Müslüman şerle İslam düşmanlarına re atmıştır. Atmamakla. Otomatik olarak böyle. Terazi varsa, bu terazi varsa, bu taş, ikisi taş yığılmış. Bunun araya kalkmasını istiyorsanız ya buradan bir taş alın veya buraya bir taş koyun. Şimdi diyor ki lemalarda Allah'ı seviyor. Allah'ı sev, hepimiz seviyoruz. Kime sorarsa sorun. Öyle sevdiğin alametini söylüyor. Bak sevdiğin alameti bir cümle söyleyeyim. Bu da teneffüs olsun. Diyor ki muhabbetullah ittibai sünnet-i seniyyeyi aleyhissalatü vesselam istizam ediyor. Çünkü Allah'ı sevmek onun marziyatını yapmaktır. Marziyatını yapıyor musun kardeşim? Allah'ı seviyorsun. Yapmıyor musun? Sevmiyorsun. Bir de okuyayım. Muhabbetullah ittibai sünnet-i seniyyeyi aleyhissalatü vesselam istizam ediyor. Çünkü Allah'ı sevmek fiili tezahürü neymiş? Onun marziyatını yapmaktır. Akşam geliyor. Oğlum ben seni çok seviyorum ya falan. Kızım ben seni çok seviyorum. Para da vardı. E tamam da sevgini bir çikolatayla ne ifade etmiyorsun? Bir sevgi, bir sarıl, bir öp, bir şey yap yani. Seviyorum. Allah bizi seviyor. Nereden biliyoruz?
Allah bizim sevdiğini nereden biliyoruz? Birinci sözü geçin. Rahmetiyle bildiğini, sevdiğini gösteriyor değil mi? Bakın şimdi sıra ne var? Erik geldi değil mi? Erik geldi, çilek geldi, giriyor. Ama Allah ben sizi seviyorum. Ya Rab bizi seviyorsan ikram et. Ya niyetime bak sen. Sen benim kalbime bak. Eylemi ne yapacaksın? Diyor mu Allah? Ama kalbime bak. Eylem istiyor. Yani Müslüman eylem tarafıdır. Bediüzzaman Hazretleri bile gitmiş seçim zamanında onu kullanmıştır. Kullanmayan şerde kullanmıştır. Otomatik olarak bunu geçelim şimdi. İnsan hacatı ebedi uzanmış. Emelleri semavat varzın aktarında intişar etmiş. Rıbıtaları insanın bağı ha dedi ki insan ahirette besleniyor. Bak ahirette besleniyor. Ona ait bir tane bir yerde okuyayım müsaade ederseniz. İnsan dünyadayken iman ettiğinden dolayı nasıl ki cep telefonu baz istasyonuyla besleniyor. Şimdi kart takmasanız telefona koydun kartı buraya telefona bir şey yarar mı? Kartla da konuşamazsın, telefonla da konuşamazsın. İlle bunu buraya takman lazım. O zaman uyduyla görüşmen lazım. Uydudan maksat Allah'a, telefonun cisminden maksat ceset, içindeki programda maksat ruh, tamam mı? Ruh, karttan maksat iman. Seni bağlıyor. Mesela bir misal vereyim ona ait. Şaşıracaksınız, tuhaf. Fiili bir şey. Ben başımdan geçtim, okudum Cafer-i Sadık'tan Osmanlıca şey. Dualar var ya dualar. Yani taşınacak nuska dediğimiz. Sitede var mı? Taşıma ihtiyacın olsa taşı. Bir hastada denk geldim. Ya birkaç tane de denk geldim. Hocam dedi, banyoya girdim dedi. Astım kapıya. Çıkacağım. Yok. Bir tane başkası diyor. Ya yatak odama astım diyor ya banyoya gidiyor. Yok. Yok. Sonra başladım araştırmaya bu işin. Meğer cinler çalabiliyormuş. Allah Allah. Cinler Süleyman Aleyhisselam'ın Yemen'deki o sarayı Şam'a getirmedi mi? Belkis'in sarayını. Ama biz onu takıyoruz. Cini def edelim diye. Bak tuhaf taraf şu. Cini def edelim diye takıyoruz def oluyor. Ama insan koyduğu zaman çalabiliyor. Bak. Konuşabiliyor. Onu izah edeyim. Konuşabiliyorum değil mi? Şu anda dünyayla konuşamaz mı? Konuşurum. Çıkar kartını, as buraya. Kartta konuşabilir miyim? Telefonu telefon yapan, kart olduğu gibi. Kartı kart yapan da telefondur. Kur'an'ı öyle asarsanız devre girmiyor. Uyduyla bağlantıya geçmiyor. O nuska insanla devreye giriyor. O zaman onu yakıyor. Çünkü bu insanın batınındaki çekirdekleri oynatıyor. O zaman alev yayıyor. Sinyal yayıyor kardeş. Kartken sinyal yok. Telefonken sinyal yok. Takıyoruz. İnsanda bütünleşiyor Kur'an. Kur'an adı da zaten okunandır. Konulan, rafa konulan musaftır. Allah Allah. Takınca yakıyor onları. Koydu mu? Bakıyor senin. Koydu mu? Tak çalabiliyor. Çünkü kartı kenara koymak gibi. Gel de Kur'an okuma hadi. Kur'an. Kur'an oku. O okununca insan Kur'an oluyor. Kur'an. O Furkan'a dönüşüyor. Ne seviyesi kadar. Batınlara gıda oluyor. Yani kartı taktım. Eğer kartı taktığım anda benim enlem ve boylam, koordinatım belli mi değil mi? Dudaya bir böyle şey etmediler mi? O bizim bir tane Ermeni dönmesi telefon hediye etmişti. Kimse isim vermesin. Bir daha onun için hesap vermeyeyim. Bu Ermeni dönmesi var. Ermeni, Türkiye Devleti adına ona telefon hediye etti o zaman. Ve o telefonun numarasını da Ruslara verdi. Ben böyle bir telefon verdim. Kart numarası da şudur.
kart numarasından uyduyla bir giriyorlar dudağa, dağda telefonla konuşuyor. Hop, o enleme boylama göre füzeyi gönderiyor, adamı şehit ettiler. Ben şimdi neredeyim? Kartınız, telefonunuz kapalı dahi olsa, kartı buradan çıkarmadıkça enleme boylamanız belli. Tamam mı? Aynen bunun gibi iman ettiğim anda bu kartı taktı mı? Araya mı? Türksel mi? İşte şu bu mu? Hemen onun baz istasyonuyla uyduya geçiyorum. Aynen bunun gibi imanı taktığım anda kartı bütün istasyonlara bağ kuruluyor. Bütün her yerle görüşebiliyor. Takınca kartı. Ne diyor? İrade-i cüz'inin sarfından sonra irade-i külli olan Cenab-ı Hak zatının mümin kulunun kalbine koyduğu bir nurdur. İman. Evet, bak şimdi. İrade-i cüz'inin sarfından sonra irade-i külliye olan Zat-ı Zülcelal'i kendi zatından koyduğu bir nurdur. İman. İman vicdana konur. Vicdanda tezgah var. Zihin, zihin, irade, his, latife-i rabbaniye, tezgahında fikre, delil, burhan, usare, şira malzemesiyle imanın yapısı yapılıyor malzeme. Ondan sonra peteği koyduk, arı gelecek. Ondan sonra Allah nurunu gönderilir. O zaman o gönderince kalp ne olur, ne oluyorsa... Bütün dünyayla görüşüyorum. Azerbaycan'la, Amerika'yla, Avrupa'yla görüşüyorum. İşte iman da girdiği zaman bak nerelerde görüşüyor, nerede olabilir. 26. Ramada bak buna ait bir yer var. Çok yer var da ben şimdi hatırıma onu getirdim. Ruhum ise düşman vaziyetini alan hadsiz belalara karşı bir nokta istinat ararken bak insan ahiretle nasıl dünyadayken besleniyor. Yani bu kalp bazı istasyonlarla besleniyoruz. Uyduyla besleniyor. Bu kart ama dünya elinde. Eskiden anlatsam 500 sene önce ders yapsam var ya böyle bir demir, Allah Resulü'nün hadisi var. Demir konuşmadıkça kıyamet kopmaz. Mutlaka demişler diyor. Demir onlar ne görmüştür? Mızrak var, ok var, miğfer var, zırh var. Ona bu nasıl konuşacak ya? Allah Resulü diyor ki toprağın konuşması, toprağın şahitliğinden korkunuz. Şimdi uyduyla toprak, yani orada konuşurken sesin toprağın yansımasıyla uyduya çekilebiliyor. Toprağın şahitliğinden korkunuz. Hadis. Bak dünyadayken ahirette nasıl besleniyoruz? Ruhum, yani yukarıda anlattı da uzun. Bak Lemalar 249'da. Düşman vaziyetini alan hadsiz belalara karşı bir nokta istinat ararken ve muhtaybede kadar uzanan hadsiz arzuları tatmin edecek bir nokta istinat tarih ederken ve o hadsiz firak ve iftiraktan ve tahrip ve vefattan gelen hüzün ve gama karşı teselli beklerken, yani şey arkadaşlar, bu Ermenilerin tahribini anlatıyor. O Van Kalesi'ne çıkıyor usta. Van Kalesi'nden o şehri tahrip yakıp yıktıklarını, mahvettiklerini halkı anlatırken bu hakikati diyor, seyrediyor, gözümle değil kulağımla görüyordum. Onların feryatlarını kulağımla değil gözümle işitiyordum. Ondan sonra bu buhran geçiriyor usta. Girmiş ya, o da talebe okutmuş, köylüleri, hemşerileri vardı. Tarı var, dumanlar çıkıyor, evler yakılmış, öldürülmüş. Kaleye çıkmış, birden Kur'an-ı Mucizü beyanın Sebbehe lillahi ma fis semavati vel ardı ve huvel azizul hakim lehü mülkü semavati vel ardı yuhyi ve yumit ve hu ala külli şeyin kadir ayetinin hakikati tecelli etti. O zikkatlı, firkatlı, o yakıcı, yandırıcı, tahrip edici, o ateş var ya, evladını kaybeden anne bunu biraz hisseder. İçi yanmak var ya, yana, yanıyor. Ha, aynı bunun gibi o dikkatli, firkatli, dehşetli, hüzünlü hayalden beni kurtardı, gözümü açtırdı Kur'an. Baktım ki meyveden ağaçların başlarındaki, ondan sonra gidiyor, gidiyor. Diyor ki, bu ayet-i kerimenin hakikati ihtar ediyordu ki,
Van sahrasının sahifesinde misafir olan, insanların eliyle yazılan ve şehir suretini alan sünni bir mektubun Rus istilası denilen dehşetli bir sel belasına düşüp silinmesi neden seni bu kadar mı tesir ediyor? Ayet diyor. Atladım da onun için diyorum. Ayet diyor ki asıl maliki hakiki ve her şeyin sahibi ve Rabbi olan Nakkaş-ı Zeliye'ye bak. Bu Van sahifesinde mektubatı Kemal-i Şaşa ile eski zamanda gördüğüm vaziyeti yine devam edip yazılıyorlar. O yer ayet diyormuş. O yerler boş, harap, hali kalmış diye ağlamaları maliki hakikisinden gaflet bir. İnsanları misafir tasavvur etmemekten buna bir inanabilsek var ya dert kederimiz gider ha. Yani birinci sıkıntılarımızın birinci kaynağı olayları yorumlama malzemelerimiz yok. Olaylara bakacak, duracak noktamız farklı. Yani pergeli demir ucunu nereye batırıp da çizeceğiz? Yani buradan mı zeytinburnu seçeceğiz, buradan mı? Olayları yorumlama malzememiz yok. Bakacağımız yönün yeri belli değil. Diyor ki usta da ayet, senin diyor bu hal geçirmenin sebebi, sen diyor maliki hakiki, hakiki her şeyin sahibi olan Allah'tan gaflet etmişsin bir. İki, insanları misafir tasavvur etmemekten, baki kabul etmekten ve malik tevehüm etmek yanlışından ileri geliyor. Fakat o yanlışlıktan ve o yakıcı vaziyetten bir hakikat kapısı açıldı. Ve o hakikati tam kabul etmeye nefis hazırlandı. Evet, nasıl ki bu misale bakın, nasıl ki sıkıntı dert Burhan olanlar için söylüyorlar. Nasıl ki demir görseller için şekillendiriyorum, demir kabul et. Ateşe sokulur, ta ki yumuşasın, ona güzel ve menfaatli bir şekil vermek için. Demiri düşünün, normal bir demir, bıçak yapacağız. Örsek koy, vur çekici, tan, tan, şekil almaz ki, patlar. Sokun ateşe, tamamen cıvık haline geldi mi böyle kırmızı, kaşı, tın, ezilir, tın. Çünkü dedem böyle bir sanatkardı, biliyorum. Şeyin, devlet demir yollarının demirlerini o zaman eski elleri satarlardı, ondan alırdı, balta ve bıçak yapardı köylüye. Biz de körü iş yapardık böyle, çocukluk da oynardık, hem sevinirdim böyle. Körük iner çıkardı, hava öflerdi. Orada şey, kömürde bir tutacağı vardı, demiri sokardı o trenin rayını. Kıpkırmızı olurdu, örse koyardı böyle. Az ince mi yapacak? Ezilirdi böyle. Ondan sonra tak suya sokardı, olurdu çelik. Demirdi, su verdin olur çelik. İşte usta da diyor ki, nasıl ki soğuk demire şekil veremezsin, ta ateşe sokulur, niye? Yumuşasın, su alma özelliği gelişsin. Ondan sonra şekillenebilsin. Yoksa şekillenemiyor bizim gibi odun insanlar. Demir gibi insanlar şekillenemiyor. O zaman diyor ben sizi şekillendireceğim. Nasıl şekillendireceğim? Olayların içine sokarak yandıracağım sizi. Yanacaksın, ısınacaksın. Ondan sonra ona şekil verilecek. Demek ki nasıl ki bir demir ateşe sokulur ta yumuşasın, güzel ve menfaatli bir şekil verilsin. Öyle de o hüzün engiz hale, o dehşetli vaziyet ateş oldu, nefsimi yumuşattı. Kur'an-ı Mucizül Beyan, mezkûr ayetin hakikatiyle hakaik imani feyzini tam ona gösterdi ve kabul ettirdi. Yoksa etmiyor. Almıyor suyu. Demiri, soğuk demiri sokarsanız suyu almıyor. Arkadaşlar, sihat ayrı bir gözlüktür. Hastalık ayrı bir gözlüktür. Sihat ayrı bir alıcılıktır. Hastalık ayrı bir alıcılıktır. Sihat insana farklı bir bakış tarzı getirdiği gibi, hastalık da başka bir bakış tarzı getiriyor. Yani Cenab-ı Hak bu insanı her türlü olaylarla muhatap ediyor ki
her türlü tecelli eden esmaya mazhar olsun. Biz sır değiliz ki sırf otla, suyla muhatap olan esmaya mazhar olamaz. Her türlü esmaya muhatap olması lazım. Diyor ki, lillahil hamd, şu ayetin hakikati iman feziyle herkesin kuvve-i manesi nispetini inkişaf eden öyle bir noktasına ruha ve kalbe verdi ki, o vaziyetin dehşetinden 100 derece ziyade korkunç, zararlı musibetlere karşı gelebilir bir kuvveti imani billah'tan verdi. Ve ikinci okuyacağım paragraf. Dünya ve ahireti nimet ve rahmetle doldurmuş bir surette hakiki müminlerin nuru iman ve İslamiyetle inkişaf ve inbisat etmiş bütün hastalarının elleriyle. Hastalar ermiş. Bakın da söylüyorum. Dünya ve ahireti rahmetiyle doldurmuş bir surette Cenab-ı Hak dünya ve ahirette nihayetsiz rahmetler var. Ama nasıl alacaksın? Bunu ben nasıl alacağım? Elim lazım değil mi? Bak el lazım. Ahiretteki nimeti saadet idare ediliyor. İman kazandırıyor. İman hem dünyana ahiret saadetini veriyor. Nasıl veriyor? Her hakiki müminlerin nuru iman ile, bakın iman ettin, kalktı, taktın, el gibi değil mi? Mesaj almıyor mu? Resim almıyor mu kartı takınca? Mail alıyor. İnternete git, mail alıyorsun. 3G1 resim alıyorsun. 100 sene önce düşünün bunu. Konuşurken ne yapıyorsun? Nasılsın? Olmuyor mu? Yapmıyor musun? Peki 100 sene önce bunu hayal edin. Ya manyak mısın ya? Amerika'daki adam burada olacak. Ya, ne yapıyorsun? Nasıl? Ha tamam. Bakın odası ya. Tamam. Yanında değil mi adam? Telefon etti yansı kardeşim. Evliya birkaç yerde ders yapmış. Vay! Şimdi internette bir ders binlerce yer. İnternet evliyası. Bugün Murat diyordu. Kimindi o bir şey sürdüğünde? Neydi o? O da hoşuma gitti benim. O bir şey, bir peygamber bir şey sürdü. Ha, büyük zatlara sinek konmuyor ya. Ha, büyük zatlara sinek konmuyor. Bu da bir keramet bak şimdi. Sinek konmamış. Tamam. Ondan sonra etraneden diyor. Sinek konar mı da? Yok, kalsan oldun. Etrane geylanisi. Arkadaşlar eskideki keramet şimdi artık fiili ya. Şşşt. O kokuyu sürdün mü? Sinek konar mı? Kuş bile gelmez. Güzel koku sürünürse cin de gelmez. Allah Resulü diyor. Bana bir şey sevdirildi. Namaz. Bir de güzel koku. Çünkü güzel kokulardan Ustad 29. sözde diyor değil mi? Rahyadan, nurdan, nardan, zulmetten, rahyadan, güzel kokulardan erbaa-ı tayyibe yaratılıyor. Gübreden, pislikten, sigara kokusundan erbaa-ı habise yaratılıyor. Onun için devamlı sinyal veriyor cinler ve şeytanlar. İç onu, iç onu. O dumandan kim besleniyor? Cin. Sıcaklığından şeytan. Çünkü Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, odunu yaktığınız zaman çıkan dumandan cin yaratılıyor. Çıkan ısıdan ateşten şeytan, şeytan ateştendir. Çıkan nurdan melek, çıkan külden insan yaratılıyor. Külü de anam koyardı, kabak yapardı onlar, ocak. Tam külde toprak. Sinyal veriyor. Ya içeridedir ya dışarıda. İç onu. Nasıl içeridedir kardeşim? Vücudunuzda kan dolaştığı gibi diyor Allah Resulü. Kanınızda şeytan dolaşıyor demiyor mu? O zaman kanla alakalı her hastalık onların sebebiyle oluyor. Kanda dolaşmıyor mu? Yüksek tansiyon onunla yapıyorlar. Yüksek tansiyon odur. O epilepsi odur. Erva kabisedir. Bakın vücudunuzda kan dolaştığı gibi kanınızda da şeytan dolaşır. Ne yapacak o dolaşıp da sipesesi mi verecek? Bedeni de bozacak. Sırf şeytandaki kasıt erbaa-ı habisedir. Dandır, handır, mandır, tamdır, testtir. Altı tane ne var? Kimisi kansere vesile oluyor, kimisi epilepsiye, kimisi bir sürü. Yani kanla alakalı, kanda dolaşıyorlar. Kanla alakalı ne hastalık varsa sebepleri onlardır.
Onun için tıp ne diyor? Bilmiyoruz diyor. Bilmedi ondan. Ya Erbak abisi ne yapacak? İşte güzel koku sürünürseniz, hani Murat'tan Geylani'ye demişler ki sana niye sinek olmuyor? Demiş ki ben de ne ahiret balı var ne dünya pekmezi. Sinek gelip de ne yapacak bana diyor. Yani ki koku da yok. Ama şimdi Geylani olmak istiyoruz. Hakikaten sinek olmaz. Olduk. Aslında Geylani'si. Ne acayip bir şey ya. Çakma Geylani olduk. He? Çakma Geylani olduk. Çakma. Ne biçim çakma olduk. Allah. Çakmayı. Bir yerin camı açın arkadaşlar. Allah Allah. Eskide harika olanlar artık vaka. Eskide suyun Musa Aleyhisselam boğulmamış denizaltılar boğulmuyor. Değil mi? Ne oluyor kardeşim? Yani peygamberlerdeki mucize. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam elinden parmağına su attı. Şimdi akıyor. Adamlar çiçeğe Amerikan askerleri. Aşağıya klima. Benim klimadan sıcak. Ne açıyoruz klimayı? Peki ondan hortum açmıyor muyuz şu kutuya? Su damlamıyor mu? Havadan aldığı sıcağı o şeylerden, peteklerden geçirince havadaki o yüksek yoğundaki o hidrojen, oksijenle birleştirip suya dönüştürülmüyor mu? Klima aynı zamanda bu noktadan bakın havadaki oksijen hidrojeni alıp suya dönüştüren alet. Ufağını koyun. Ufağını koyun. Havadan oksijen hidrojen alacak. Buradan geçirirken buraya bir tane şey koyun. Sırf damla olsun diye yapmışlar. Buraya o klimadan biz kutuya yapıyoruz. O da buraya şey yapmış. Kutu gibi bir şey var. Ondan sonra ağzını sulandırıyor. Yani lümine ya. Bunun daha ilerisi olacak. Eskide bunları derdiğimiz zaman böyle şaşırıyorlar. Ya beşer öyle terakki edecek, öyle edecek ki maddenin atomuna inecek. Atomdan kuarka inecek. Kuarktan kuantuma inecek. Oradan esire indiği anda karşısına cin, şeytanı cin görecek. Meleği görecek. Mülken mülaki onlar. Yani E eşittir MC kare maddenin arkası ya. Maddeyi tutanlar, dizgini tutanlar onlardır. Eğer kanser veremse, deprem, yani kötü şeylerse, kötü nefse onların arkasında erva kabisidir. Güzel kokular, iyi şeylerin arkasında şeyler vardır. Erva tayibe var. Beşer onu görecek kardeşim. Muhatap olacak. Şimdi nasıl hastalar onu görüyor? Çünkü maddenin arkasına geçiyor o duygu sayılıyor. Bak burada diyor ki, nur-u iman ve İslamiyet'te inkişaf ve imbisat etmiş bütün hastaların elleriyle bakın. Buraya girdi. Buraya gidince arkadaşlar bunun bir sürü özelliği vardı telefon. Bunun özelliği var. Kart takmadan üzeri gözükür mü? Gözükmez. Kartı bir taktık, bir sürü dokunmatmış, göndermemiş, kesmemiş falan gözükmeye başladı. Ha İslamiyet de girdiği zaman ruha, o zaman insandaki o çekirdekler ortaya çıkıyor. Bundaki özellikleri gözüktüğü gibi. Bir sürü özellikleri gözüküyor, yoksa gözükmez. Bakın, nur, iman ve İslamiyet'le inkişaf ve imbisat etmiş bütün hastaların elleriyle. Bunun eli var mı? Kardeş nerede eli var? Kardeşim, revayet kandilinizi tebrik ederim. Gönder. O aynı anda Amerika'da. Sağ ol, teşekkür ederim. El değil mi bu? Bana bir tanesi gönderiyor, almıyor muyum, mektup almıyor muyuz? Ben kardeş postacı. Alıyorum ya. Bunu da alıyorum. Neyle? Hava bir el. El olduğun gibi sinyal, bazı istasyonun dalgası da bir el. Ona paket gelmiyor mu bana? Resim gelmiyor mu bana? Ses gelmiyor mu bana? Aynen bu gibi iman da bir el. İslamiyetle inkişaf eden duygularımız da bir el. Neyden ne getiriyor? O iki muazzam sofradan, Allah'tan ve ahiretten getiriyorlar. İman Allah'tan taşıyor, İslamiyet'i yaşadıkça ahiretten getiriyor. Mesela ne getiriyor? Mesela ben acele edeyim. Beka duygusu var. Beka duygusu ahiretten bize gelince elhamdülillah diyoruz. Ahirete iman etmeyle o duygumuz tatmin oluyor, rahat ediyoruz. Mal arzusu var, mal sevgisi var. Yani çok istiyoruz. Adam önce zaten ehli dalalet olmuş. Onun için mesela mal için. Biz ne diyoruz? O imanla
Öteleyin, erteleyin. Öteleyin, erteleyin. Duygumuzu erteleyebiliyorsak, ki imanın nispetinde oluyor. Allah aracı, ikinci şuada diyor ki, iman edince Allah'ın mülkü senindir diyor. Senin oluyor. Allah'a iman edince Allah senindir. Allah benimse, Allah'ın nesi varsa hep benimdir. Şualarda diyor. O zaman tatmin olur diyor. Neredeydi ya Murat? Ne yapacağız şimdi? Ha, ikinci şua değil ha Murat. Dördüncü şuaydı değil mi? Böyle sığınıyorum hemen. Olamayacağımız zaman. O cümle çok harika bak. Hem şuur imali ile ve imbisat ve münasebet ile umum mevcudat, imbisat şu. Bir telefon kartı aldı kardeşim, çekmiyor. Orada baz istasyonu yok. Gitmiyor sesi. Ha, senin de imbisatın nispetinde. Yani hangi istasyona kayıtlısın? Tamam mı? Bu imbisat münasebetiyle umum mevcudatla bir alaka, bir nevi ittisal peyda olur. Ve o halde ikinci derecede vücudu şahsisinden başka hadsiz bir vücut, o şuur imani, yani imanı inkişaf etme nispetinde intisap ve münasebet ve alaka ve ittisal cihetinde güya onun bir nevi varlığı gibi var olur. Varlığa karşı fıtı aç teskin edilir. Allah'ın varlığı onun oluyor. Varlığıyla var oluyor. Allah'a iman ettin mi? Ettin. Allah mülkü benimdir. Onun için Allah demeyin. Ne diyeyim? Allah'ım. Ders dedi ki hocam benim de Allah'ım. O zaman malından sen çık. Neyi bırakıyorsun? Allah demek başka. Allah'ım. Allah'ım. Çocuk bile anne demiyor. Annem. Allah'ım ben. Değil mi? O iki muazzam sofradan Allah noktayı istinat, yaslanma, nokta istimda, beslenme. Bu duygularımızı ne besliyor? Bak kardeşim, bir anda her yerde olmak istiyoruz. Var mı? Var. Beka istiyoruz. Var mı? Evet. Her şey istiyoruz. Var. Bak ne istiyorsun? Yok hiçbirisi. Dünyada yok. Beslenmesi lazım. Rahat etmem lazım. O zaman iman diyor ki merak etme. Böyle bir sana dili koymuşsa elmayı doyartmış. Elmayı koymuşsa onun karşılığını sana koymuş. Beka denilen bir alem var. Nereden bileceğim ben? Diyor ki bak, sende beka aleminin nümunesi var. Biraz önce okuduk ya, sen diyor öyle bir kasırsın ki bekadan malzeme gelmiş. Ruhlardan malzeme gelmiş. Alemin misalda malzeme gelmiş. Lebi mahfuzdan ne malzeme gelmiş bize? Akıl. Beka duygusu baki yerden gelmiş. Malzeme gelmiş takmış. O iki muazzam sofradan istifadeyi temin eden ve gösteren nur-u iman nimetinin mukabiline, o imanı bana veren Halik'ıma bütün zerrat vücudumla dünya ve ahiret dolusu hamd ve şükür elimden gelse yaparım demektir. Madem iman bu alemde bu tesirat-ı azimeyi yapar, elbette dar-ı bekada öyle semerat ve huyuzat olacak ki bu dünyadaki akıl ile onlar biat edilmez ve tarif edilmez. Allah Allah. Şu şeyi de bitirip kesiyorum. Hacat-ı Ebed'e uzanmış, emelleri semavat ve arzın haklarına intişar etmiş, rabıtaları, alakaları, alaka dünya ve ahiret etbarında dağılmış, bir saray acip bir kasr-ı gariptir. İşte ey kendini insan zanneden insan, madem mahiyetin böyledir, seni yapan ancak o zat olabilir ki, dünya ve ahiret bir menzil, arz ve sema birer sayfa, ezel ve ebed, dün ve yarın hükmünde olarak tasarruf eden bir zat olabilir. Allah Allah. Seni kim yapabilir? Hani bir kasırda bahsettik ama malzeme oradan geldi. O usta acaba kim? Getirebilen. O zaman ben dünle alakam var mı? Var. Gelecekle alakam var mı? Var. O zaman bana dün ve geleceğe hakim olanın o duyguyu koymuş bana. Bende beka var mı? Demek ki baki koymuş bana.
baki bir zat olmasa, mesela bak benden bir şey isteyin, yok bende, nasıl vereceğim size? Allah baki değilse bana bakilik verebilir mi? Veremez. Allah sonsuz değilse bana sonsuz isteği nasıl verecek? Değil mi hani derler halk arasında, kimse kusura bakmasın, kel diyor, ilaç yapabilsek kafasına sürer. Yok bende, benden nasıl vereceğim? O zaman beni donatan kim olabilir? Onların sahibi olabilir. Allah kördür. Bana gözü nasıl verecek? Cenab-ı Hak işitmesi yok. Bana işitme duygusu nasıl verecek? Haşa. Hayatı yok. Bana hayatı nasıl verecek? Bekası yok. Bana baki değil. Bana bakiliği nasıl verecek? Tasarruf eden bir zat olabilir. Öyleyse insanın mabudu ve merci ve halaskarı o olabilir ki arz ve semaya hükmeder, dünya ve ukba dizginlerine maliktir. Burada bitiyor. Bu akşam gayet gecesi Allah tekrar mübarek etsin. Cenab-ı Hak Peygamber aleyhissalatü vesselamın annesinin mutlallı olduğu deniliyor. Onun şefaatine mazhar eylesin. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hakikati ve haklanmayı nasip eylesin. Hakikat-ı Muhammediye'de inkişaf ederek mahiyet-i Muhammediye'de fena-i mutlaka mazhar eylesin. İmanımızı ilmen yakin, aynel yakin, hakkal yakin, şuhud-u iman mertebesine nasip eyleyip vesvesesiz imanın mertebesine hakim eylesin. Hizmet-i imaniye, Kur'aniye'de daim eylesin. İhlasla, sadakatla, metanetle devam etmemizi nasip eylesin. Ya Rabbi bizi bize bırakma, biz bizi unuttuğumuz zaman sen bizi unutma ya Rabbi. Nesillerimizden İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştir ya Rabbi. Ya Rabbi gecenin hürmetine, usul ve furuğularımızdan her kim ahirete intikal etmişlerse bu maide-i Kur'aniye sofrasından istifade ettir ve nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi iştirak-ı amali uhreviye sırr-ı azimine hissemizi azim eyle ya Rabbi. Bize kim nasıl dua ediyorsa ona öyle muamele et ya Rabbi. Hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, borçlularımıza eda nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Müslümanların evine Kur'an'ın nurunu hakim eyle ya Rabbi. Kur'an'ın gözüyle olayları yorumlamayı nasip eyle ya Rabbi. Risale-i Nur talebelerin evlerine ise Kur'an'ın ve Risale-i Nur'un nurunu hakim eyle ya Rabbi. Onların onun gözüyle bakmayı nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ustadımızdan razı ol, iki cihanda aziz eyle ya Rabbi. Vâfir davâdum elhamdülillahi rabbil âlemin. Arkadaşlar bu akşam nafile namaz kılmayacağız. En az 3 günlük kaza namazımızı ya burada ya evde kılacağız. Çünkü bu namaz kılınacak. Ya burada kılacağız ya ahirette. Burada inna ahdeyna kulu vallahi ile ödenebilen bir şeyi ahirette Allah kimsenin başına vermesin. Eğer doğruysa ki doğrudur. Böyle bir haber gelmiş. Hayatında hiç yalan olmamış. Hayatında hiç yalan olmamış. Bir zat söylüyor, gördüm diyor, sen bile mahallende yalancı, itimat edilmez, her dediğine yalan çıktığını kesin bildiğin halde bir adam sana dese ki, evin yanıyor. Yani defol lan, defol. Yalancısın ama bu arada bakarsın orada duman çıkıyor. Ne olur ne olmaz da yani. Evet inanmadım ama yanıyor. Veya çoğu kez veya kısmı azam, reçetesi yanlış çıkan doktora ittiba edip ilacını yiyoruz. Yanlış çıkarsa geri dönüşüm yok. Enkazı soktuk içeri ilacı. Ona hiç tereddütsüz reçetesine ittiba ediyoruz. Hiç hayatında isabetsizlik olmamış Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın reçetesine ne ittiba etmiyoruz? Hiç hayatında yalan olmamış. Hilaf olmamış. Aldatmamış. Reçetesi yanlış çıkmamış. Alemi doğru çıkmış bir zatın reçetesine. Çünkü diyor ki her bir namazın karşılığında 80 yıl sacın üzerinde efendim öncesini anlatıyor. Yani iyi değil. İyi kötü bir yerde. Kötü bir şey olacak. Namaz kılmayanın durumu kötü olacak. Yani dört. Bizim, ben o mesleği takip etmiyorum. İyi olmayacak orada durumumuz. Burada inatlayın kulu vallahi ve deyin ki ben şöyle yapmıştım. Bak bir çıkmış oldu. Demişlerdi ki abi diyor ya bu böyle Allah'a karşı kardeşim aptal olmayacaksın Müslüman akıl olacak. Dedim ki ya Rabbi
kaza namazımı bitirene kadar canımı alma. Almasın değil mi? Alma. Ama canımı alacaksan kazadan hesap sor. Doğru değil. Çok hoş. Karadeniz işi oldu abi. Karadeniz işi oldu. Tam Karadeniz. Bir tanesi dedi ki, Karadeniz dedi ya, fırtına oldu. Bu hikaye aynı olmuş. Bana sor. Hocam dedi, bir şey sorabilir miyim dedi. Mutlaka bana geldiğine göre çok yerde geçmiştir. Fırtınaya tutulmuş Gürcistan'da balık tutarken, ya Rabbi sığır keseceğim demiş. Beni buradan kurtarırsa. Yememi gidiyor. Biraz hemen kurtarmış gelmiş. Dedi ki, limana doğru giriyor. Koyun da olabilir falan dedi. Limana doğru girerken. Bana gelene kadar dedi ki, tavuk. Yok. Dedi ki, hocam dedi, bunun çaresi yok mu dedi. Yani tavuk mavuk değil de. Yani bir fakire verse. Dedim, çaresi yok mu yani? Var mı? Çok hoşuna gitti. Nedir dedi? Eğer bu Allah'a bir de ihtiyacın olmayacaksa, işin düşmeyecekse, ona verdi, sözü yerine getirdi. Hocam ne yaptın ya, kalbinden vurdun dedi. Kardeş, senin nefis seni kalbinden vuruyor nefis. Bir tanesi böyle demişti. Abi dedi, kalbimi kırdın. Lan bir taraf kırıldı ama kalp değil o. O Keloğlan, nefis kırıldı. Kalp zannetmeyin, şairi kendinizi. Benim nefsim, benim ruhum, ben diğer. Bak bakalım, bu mu kırıldı, bu mu? Tamam. Üç aymayan insan kendisini nefis, vesveseden kurtulamaz. Evhamdan kurtulamaz. Olayları yorumlayamaz, zor yorum. Yani nefis var mı bizde? Var. Ruh var mı? Var. İkisi olmayan ben var. Ben olan ben. Allah bile öyle diyor. Bir ayette ya. Nasıldı o? Senin evden bulmuştuk o. İşte olan ben olan ben. Ben onu bilmiyordum. He? Ben Allah'ım diyor. Tamam mı? En Allah mıydı? Neydi? Taha geçiyor. Taha suresinin 102. ayet mi ne? Başında da. En Allah la ilahe illa enne. He orada işte. Ben benden başka yapamayan Allah. Ben Allah. He. Ben Musa Aleyhisselam, Allah demiş ki o zaman, orada geçiyor da Tora'da. Ya Rabbi senin bana sorarlarsa, seni, yani kim bu? Ben ne diyeyim senin kim olduğunu? De ki, ben olan ben. Bize de ben Allah diye Kur'an'da geçiyor. Şimdi, ben olan ben. Bu benim gömleğim, benim kalemim der gibi, benim nefsim, benim ruhum ama ben değilim, bana ait. Kalem bana ait ama ben kalem değilim. Benim ruhum, benim nefsim. Ha? Şimdi bu adam var mı yok mu? Var. Nefsimiz iman etti mi? Yok. Kafir duruyor. Aşağılık. Bu da iman merkezi. Ruh. Şimdi bu atölye gibi düşünürsek. İmalathane. Marangoz. Ne imal edip de tezgah koyacak? Mobilya. Bu da kasap. Eti koyacak. Sen şimdi fırında ekmek görmen, kasapta et görmen, marangozda mobilya görmen şaşırıyor musun? Yok. Ama marangozda et görsen şaşırırsın. Aynen bunun gibi. Bu var mı? Var. Ne imal etti tezgah koydu? Allah'a, peygamberi küfür ediyor. Pis resimler koyuyor namazda. Sanki nereden gelmiş yani? Hepsini getiriyor. Ondan sonra bir tane söyledi. O abi dedi, ben diyor namaz kılarken dedi, kadın geliyor. Ulan ya böyle namaz olur mu dedi, kadın namaz. Ulan dedi, Allah kadınsız kainatı yaratmamış da kadınsız namaz olur mu? Bu sefer dedi, ben de manyak dedi. Ne yaptın? Darbe vurdum. O darbe vurdum o şey hassasiyetine. Bırak kardeş. Niye? Hayri ve şerri. Bu adam getiriyor. Niye kadınsın? Bu adam getirdiğini ben getiriyorum zannediyor. Namaz kılarken secdeye para ve kadın gelmesi bu adam getiriyor. Bunu bilmeyen adam, "Ya ben secdeye kadına mı ediyorum parayı mı? Dinikum dinarikum kıbletikum nisaikum bari aziz." O zaman zanneder ki, "Ula ben paraya mı secde ettim? Kadına mı kıble yaptım?" Ya bu adam ne yapacak? Duruyor. Aşağıdan hennas. Gafleti gelince de beni biliyor. Şimdi bakıyorum, bana diyor ki şöyle şöyle yap. Bu da cevap veriyor. Ben hiç seyrediyorum. Bu böyle diyor. Bu da cevap diyor. Ben eğer bunu bilmeyen adam der ki, ben şahsiyetim mi çökmüş ya? Ben hangisiyim ya? Bazısı diyor ki ben iki kişiyim hissediyorum diyor. Bazıları diyor ki üç tane. Bu hata zannediyorsun. Üç tane olduğunu atarım lan. Nasıl anladın sen? Üç tanesin. Ondan sonra öyle bir donanım var. Kurtulamıyorum. Ha işte. Şimdi bu böyle diyecek. Allah yoktur. Bu da var.
Ulan Allah Allah, ben nasıl kalk taşıyorum ya, Allah yoktur, bir sesler geliyor. Ve gayet gecesi. Hadi gayet gecesi hakkında diyecektim o şeyi. Allah panayır yapmış. Bazı geceleri değer vermiş Allah. Kıymet vermiş. İlleti bu. Affetmek istiyorum seni. Bir tanesi öyle demişti. Abi yani, yani ne özelliği var? Sana ne? Allah ben dedi bu panayır yapıyor. Şimdi bunu imanat yapıyor mu? Yapıyor. Endişe etme. Küfür geliyor. Bundan geliyor. İmanınla alakası yok. İman burada. Burada da değil. Tabi. Ha üzülmen ona değil zaten üstad diyor. Üçe ayırdın mı? Oh be. Mesela neler diyor bana? Buna bak şunu yap. Şöyle yaptım, böyle yaptım, böyle. Bir sürü şeyler diyor. Bu akşam inşallah üç gün kaza kılacağız arkadaşlar. Oruç işte yarındır esas. Gündüzü regaib gecesi bu akşamdır. İslam'da gece önce gelir, gündüz sonra gelir. Gecesi bugündür, regaib orucu yarın. Ama tek tutulma, cuma cumartesi. Ama bir gün önce tuttun, nala ne güzel işte. O zaman ne olur? Bugün tuttun, yarın tutursa mektuptan kurtardın. Çok güzel oldu, bugün tuttun ki tuttun, yarın da tutacaksın ki günü olsun. Tamam. Mesela bizde şöyle, bir, Elhamdülillah Rabbil Alemin, öyle değil Kur'an'da. Elhamdülillah Rabbil Alemin, bir, Errahmanirrahim. İlk önce olay geliyor, sonra bir deniliyor. Yani ilk önce gece geliyor, sonra gündüz geliyor. Çünkü yokluktan varlığa çıkış isim geliyor. Yokluktan varlığa çıkış, karanlık. Yani varlığın ifade edildiği Adem, Adem'i vücut. İlk önce karanlık. Yok ettiğin anda mesela suyun yokluğu yok oldu, var oldu demektir. El Fatiha.